NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haftanın son iş günü, gelişmelerle 3 saat boyunca birlikte olacağız. Haber özetleri var ilk sırada. İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde 63 asistanın işine son verilmesini protesto eden araştırma görevlileri gösteri yaptı. Öğrencilerin de destek verdiği eylemde kalabalık grup rektörlük binasına girmeden önce güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakınını kaybeden bir kişi iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından dün akşam iş bırakılarak protesto edildi. Teröre çözüm arayışı süreci günlerdir başkent siyasetinin gündemini oluşturuyor. Muhalefetin hedefinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in sürece yönelik "bu suçsa ben bu suçu işliyorum" açıklamaları vardı. CHP savcıları göreve çağırdı. MHP ise Öcalan serbest bırakılmak isteniyor iddiasında. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bazı illerde gündeme gelen içki yasaklarına ilişkin bu şekilde bir yasaklama varsa bu hukuk dışıdır dedi. Duayen iktisatçı Profesör Doktor Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkin'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek. İzmir Ali Ağa'da söküm için demirli bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atı Çandarlı sahiline yayıldı. Sahilde temizlik çalışması başlatıldı. Kocaeli Kartepe evinde bıçaklanıp öldürülen 11 yaşındaki çocuğun katil zanlısı olarak amcasının oğlu gözaltına alındı. Şüphelinin cinayete hırsızlık izlenimi vermek için evdeki eşyaları dağıttığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma bakanı Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz diye konuştu. Yeni Papa Vatikan'ı halka yaklaştırabilmek için dün akşam güçlü bir mesaj daha verdi. Papa Francis, Paskalya töreninde mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. Fransa'da gündem Hollande'ın aşk hayatı. Ülke Fransa Cumhurbaşkanı'nın oyuncu Julie Gay ile gizli ilişkisi olduğu iddiasıyla çalkalanıyor. Savcılar şikayette bulunan oyuncu iddiaları reddediyor. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara bakalım. Kore Yarımadası'nda gerginlik artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasındaki nükleer resleşme yeni bir boyut kazandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesindeki füzelerin Pasifik Okyanusu ve Güney Kore'deki Amerikan hedeflerini vurmak üzere hazır konuma getirilmesini emretti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de büyük çaplı bir askeri tatbikat yapılması emri verdi. Putin'in emri doğrultusunda Karadeniz'de daha önce planlanmayan bir tatbikat gerçekleştirilecek. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakınını kaybeden bir kişi iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından iş bırakılarak protesto edildi. Başka bir gösteride İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'ndeydi. Üniversitede 63 asistanın işine son verilmesini protesto eden araştırma görevlileri ve öğrenciler rektörlük binasını bastı. Üniversitede eylem yapanlar bu kez sadece öğrenciler değildi. Meslektaşlarının işten çıkarılmasını protesto eden asistanlar rektörlük binasına girmek istedi, arbede yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 63 asistan işten çıkarıldı. Arkadaşları kararı protesto için eylem yaptı. Asistanlara öğrenciler de destek verdi. Rektör Karaca bundan 7 ay önce altında sadece YÖK Başkan Vekilinin imzası bulunan uyduruk bir görüş yazısını gerekçe göstererek onlarca asistanı bir çırpıda kendi deyimiyle kapının önüne koymuştur. Eylemciler rektörlük binasına girmeye çalışınca güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşandı. İtiş kakış sonrasında rektörlüğe girmeye başaran göstericiler eylemlerine davullarla devam etti. Rektörle görüşme sözü alan göstericiler eylemlerine son verdi. Dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de arbede vardı. Özgür ve şerde.
Üniversitenin kültür merkezini kullanmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmak isteyen öğrencilere özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Siyasetin ana gündemi teröre çözüm arayışı süreci. Muhalefetin hedefinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in sürece yönelik "bu suçsa ben bu suçu işliyorum" açıklamaları vardı. Hem CHP hem de MHP bu sözler üzerinden hükümete yüklendi. Ne diyecektir bir savcı çıktığında, siz niye Türkiye'ye barışı getirmeye çalışıyorsunuz diye hesap mı soracaktır? Bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada. Adalet ve CHP ve BDP çözüm sürecinin meclis üzerinden yürütülmesinde ısrarlı. Ancak Meclis Başkanı Cemil Çiçek çözüm süreciyle ilgili muhatabın hükümet olduğunu bir kez daha tekrarladı. Çiçek, Akil Adamlar Komisyonu'nun mecliste kurulamayacağını söyledi. Çiçek yeni anayasa çalışmalarında gelinen son noktayı da değerlendirdi. Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Kemal Burkay dün NTV canlı yayına katıldı. Çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi Burkay ve akil insanların tarafsız olması gerektiğini vurguladı. Meclisin bir diğer ziyaretçileri de şehit anneleriydi. Kırıkkale Şehit Aileleri Derneği üyeleri CHP grubunu ziyaret etti. Dernek üyeleri çözüm sürecinde fikirlerinin alınmadığını belirttiler ve Başbakan Erdoğan'ı teröre teslim olmakla suçladılar. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce çıkan olayların ardından 650 Suriyelinin sınır dışı edildiği iddia edildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu bilginin doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık Suriyelilerin kendi istekleriyle ülkelerine döndüklerini belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı başta Afyonkarahisar olmak üzere bazı illerde gündeme gelen içki yasaklarına tepki gösterdi. Yazıcı, şayet bu şekilde bir yasaklama varsa bu hukuk dışıdır dedi. Ailenin, meclislerin korunmasını esas alır. Yani sosyal bakışı son derece önemli. Dolayısıyla özellikle çocukları, küçükleri ve aile bireylerini bir tür alışkanlık sağlayan ürünlerin kullanılmasından devletin koruyucu önlemler alması gerekir. Ama hiçbir zaman bir yerde, bir bölgede küçük de olsa bu tür ürünleri kullanacak olan insanların kullanımını yasaklayamaz. İzmir Ali Ağa'da söküm için demirli bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atığı denize döküldü. Kirlenen Çandarlı sahilinde dün temizlik çalışması başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma bakanı Hagel, Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Hagel, "biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz" diye konuştu. Gün 20. yüzyılın en değerli liderlerinden biri olduğunu ve hayatının Amerika'daki okullarda ders kitaplarına alınması gerektiğini söylemişti. Yeni Papa Vatikan'ı halka yaklaştırmakta kararlı. Bunu ispatlamak için de güçlü bir mesaj gönderdi. Papa Francis, Paskalya için düzenlenen bir törende mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. Ekonomik krizdeki Kıbrıs Rum kesiminde 11 gündür kapalı olan bankalar dün açıldı. Ama korkulduğu gibi kaos yaşanmadı. Sadece Türk bayrağı uçan bir Fransız hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la birlikte Londra'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kıbrıs Rum yönetimindeki ekonomik krizi Türkiye için bir fırsat olarak değerlendirmediklerini söyledi. Şimşek ayrıca Annan planı kabul edilse durum farklı olurdu dedi. Bayan ekonomist Profesör Doktor Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Alkin bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. 1960'lı yıllardan beri ekonomi alanında önemli çalışmalara imza atan Alkin, iktisat, fiyat teorisi, gelir ve büyüme teorisi gibi kitaplar yazdı. Erdoğan Alkin en son İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, duayen ekonomistin vefat haberi dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Alkin'in cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Erdoğan Alkin, ekonomi profesörleri Emre ve Kerem Alkin'in de babasıydı.
Turizm tesisi ruhsatıyla daha fazla inşaat hakkı alıp konut yapanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takibine takıldı. Sahil kesimleri ve İstanbul Boğazı'nı kapsayan düzenleme kapsamında Ocak ayından bu yana bitmiş binaların tapu işlemleri durduruldu. Daha fazla inşaat hakkı için turizm tesisi ruhsatı ile işe başlayıp inşaat bitince konut olarak satıyorlar. Vergi avantajı da cabası. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın tıkalı olduğu belirlenen kalp damarına stent takıldı. Bakan Bayraktar'ın bugün taburcu olması bekleniyor. Hasan Seyit'ten teröre çözüm arayışı sürecini destekleyen görüntüler var sırada. Komutanlarla Siirt valisi geçen yıl KCK'dan tutuklanan, yakın zamanda da serbest bırakılan BDP'li belediye başkanıyla halay çekti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın ev sahipliğini yaptı. Türkiye'de Baba Olmak paneline katıldı. Erdoğan konuşmasında çözüm sürecine değindi. Annelerin olduğu kadar babaların da gizli gözyaşları dinecektir dedi. Hükümetimizin başlattığı ve umut verici şekilde ilerleyen çözüm sürecinde annelerin gözyaşlarını dindirmeye özellikle vurgu yapıldığını biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki en az anneler kadar babalar da ağlıyor. Belki babalar gizli gizli ağlıyor. Belki gözyaşlarını içlerine akıtıyorlar. Ama en az anneler kadar babaların da yürekleri parçalanıyor. İnşallah bu süreç anneler kadar babaları da rahatlatacaktır. İnşallah annelerin olduğu kadar babaların da o gizli gözyaşları dinecek. Annelerin ağlamadığı, babaların gizli gözyaşı dökmediği, çocukların da ağlamadığı ve ağlatmadığı bir Türkiye için sabırsızlandığımı ifade etmek istiyorum. Aynı panelde konuşmacılardan biri de Cem Yılmaz'dı. Türkiye'de Baba Olmak paneli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AÇEV'in ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Sanatçı Cem Yılmaz panele konuşmacı olarak katılınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Benim evladım çok şanslı, babasını eline alıp oynayabiliyor. O açıdan çok şanslıyız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, anne ve babaların çocuklar için önemini vurguladı. Bizim toplumumuzda oldukça yaygın bazı ataerkil davranışlar var. Erkekler yemek yapmazlar. Çünkü erkek çocuklar babalarını yemek yaparken görmezler. Erkekler ağlamazlar. Çünkü erkek çocuklar babalarını ağlarken hiç görmezler. Buradan yola çıkarak karşı karşıya kaldığımız sorunların da kökenini işte bu zihniyette aramalıyız. Emine Erdoğan, aile içinde babaların rolüne de dikkat çekti. Çocuğu annesi kadar hal ve hareketleriyle babalar da şekillendirir. Babanın anneye karşı tavrı, babanın aileye karşı, çevreye karşı tavrı çocuk tarafından anında kaydedilir ve özümsenir. Sıra oğlu Kemal'i 8 ay önce kucağına alan Cem Yılmaz'a geldi. Cem Yılmaz, panele katılış sebebini esprili bir dille anlattı. Karıma ve çocuğuma çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde. Eğer onlar olmasaydı bu konuşmalardan sonra yapılacak bir yan salonda yapılacak eğlencede bir komedi olarak sahneye çıkacaktım. Onlar sayesinde bir panelist oldum. Bu ünlü komedyen cinsiyet eşitliğine destek verdiğini söyledi. Serbest meslek erbabıyım ben. Dolayısıyla evimden bahsedeceğim. Adresim de orası. Kadın çalışan oranı %50. İki kişiyiz zaten ya. Al sana eşitlik. Tamam. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Spordan gelişmelerle yayınımıza devam ediyoruz. Anadolu Efes'in grubundaki liderlik hesapları Unica'ya, Malaga'ya takıldı. Sahasında İspanyol ekibine 70-64 yenilen temsilcimiz grubu dördüncü bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Spordan gelişmeleri aktardık. Şimdi de ekonomi cephesine bakalım. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın hangi seviyeden başlayacak hemen aktarıyoruz. Kredi dolar 1.81'in, euro da 2.32'nin üzerindeki seyrini sürdürdü. Ekonomideki rakamlar da böyleydi. Kısacık bir ara, saat başında devam edeceğiz. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1983'te terk etmek zorunda kaldığı ülkeye dün bakan olarak döndü. Atina'da Yunan meslektaşıyla görüşen Müezzinoğlu temasların ardından Batı Trakya'daki köyünü de ziyaret etti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini doğduğu ülkeye Yunanistan'a gerçekleştirdi. 1983'te Yunanistan'ı terk eden Müezzinoğlu'nun ilk durağı Atina oldu. Sağlık Bakanı ahalisiyle sohbetin ardından eşinin anne ve babasını ziyaret etti. Sağlık Bakanı 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile aynı güne denk gelen kız isteme hatırasını da basınla paylaştı. İşte Barış Harekatı başladı, işte çıkartma şeyi, akşam köyde sokağa çıkma yasağı, tanklar falan sardı. Tabii dünürcü işi riske girmesin diye akşam ezanından önce dünürcü geldi. Onlar da tabii bu iş ne olur ne olmaz artık ya. İlk istemede daha verdiler. Esasında kural üçüncü değil, üç defa istemek gerekiyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Batı Trakya'daki temaslarına bugün Gümülcine ve İskeçe'de devam edecek. Belediye Başkanı'ndan uyarı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, deprem geliyor, İstanbul'da yüz binlerce insan ölecek. Bunu açık yüreklilikle söylememiz gerekiyor dedi. Hava durumunun ayrıntılarına da bakalım. İstanbul'da bugün yağış yok. Hava bulutlu. Poyraz estiğinden hava sıcaklığı en fazla 14 derece hissedilecek. Ankara ise parçalı bulutlu. Başkentte de en yüksek sıcaklık 14 derece. Yarın havanın ısınması bekleniyor. İzmir'de de biraz bulutlu bir hava var. Sıcaklık ise yüksek 22 derece. Rüzgarın şiddeti de zayıf olacak diyelim. Şimdi ayrıntılara bakalım. Üniversite ve sanayi işbirliğine gitti, devlet destek verdi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde yerli yapım teknolojik ürünler sergilendi. Bomba imha eden robot ve insansız hava aracı dikkat çeken ürünler arasındaydı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Spor Kanalı seçilen NTV Spor 4 dalda ödül aldı. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur tekrar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günaydınlar, merhaba. Havalar ısınacak dedik. Hafta sonu da geldi, çattı. Nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor? Sıcaklıklar artacak evet, mı? Evet, ılık bir hafta sonu bizi bekliyor. Çünkü bunun belirtisini Ege'de görmeye başladık. Şu an itibariyle biraz sıcaklıklar yükseliyor. Çok hafif bir lodos var. Şu